Sayın seyirciler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve TV'den işbirliğiyle hazırlanan Adüden programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Recep Akbulut. Merhaba, ben Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ceren Günel. Bundan sonra her hafta salı günleri saat 17.30'da Adüden güncel programıyla sizlerin karşısında olacağız. Sağlık, spor, müzik, sanat konularında her hafta farklı bir konuğu ağırlayacağız. Bu programda ilk konuğumuz yine üniversitemizden Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Çağdaş Öykümemiş. Hoş geldin Çağdaş. Hoş bulduk. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim ve programımıza da başarılar dilerim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler hocam. Hocam sizin için hazırladığımız sorulara geçmeden önce sizi biraz bir tanıyabilir miyiz? İsmim Çağdaş Öykümemiş, söylediğiniz gibi. Adnan Menderes Üniversitesi Fakültesi'nde psikiyatri ya da ruh sağlığı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 4,5 yıldır buradayım. Özellikle kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk gibi alanlarda çalışıyorum. Bunlar. Peki hocam, teşekkür ederiz. Şimdi kaygı ve anksiyete toplumda sık görülen konular. Sen de bizden daha iyi biliyorsun. Biz de bugün seninle bu kaygı bozukluklarını konuşalım dedik. Kaygı esasında hepimizin hayatında olan, belki de olması gereken, kimi zaman koruyucu bir şey. Siz kaygıyı nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl tanımlıyorsunuz? Kaygı neden var isterseniz, oradan başlayabiliriz öncelikle. Kaygı olması gereken bir şey. Bizi korumak için var olan bir şey. Bu insanoğlunun ve diğer aslında muhtemelen hayvanların gelişimi evrimleri sırasında ortaya çıkmış bir şey. Hayatta kalabilmemiz için örneğin bir yolda yürüyoruz diyelim ki ve karşıdan bir araç geliyor, bize çarpacak. Ve biz o sırada yanımızda arkadaşımızla önemli bir konuyu tartışıyoruz. Eğer kaygı olmazsa bu önemli konuyu tartışmaya devam edebiliriz ama kaygı bizi orada aslında tehlikeli bir durum olduğu konusunda uyarır ve dikkat odağımızı çevirmemiz gereken yere yönlendirir ve böylece hayatta kalmamızı sağlar. Temel şeyi aslında temel gelişimi hayatta kalabilmemizle alakalı. Ama artık bundan 100 bin yıl önceki gibi ortamlarda yaşamıyoruz. Bu alanda farklı bir çevrede yaşıyoruz. Artık sosyal alanlar da var. Bunlar çok önemli. Bunun harici başarı gibi durumlar da var. Yani eskiden insanoğlunun önünde daha basit şeyler vardı. Yani yemek bulmak ve hayatta kalmak temel şeyler bunlardı. O yüzden kaygıların temeli de bu iki alan üzerindeydi. Ama artık yaşadığımız diğer alanlarda hayatta kalma gibi görülüyor. Yani sosyal kaygı ya da başka alanlardaki kaygılar da sıçrıyor yani. Yani farklı alanlarda farklı kaygılar yaşayabiliyoruz. Peki evet. Bu ne zaman patolojik oluyor? Demek ki herkes kaygı yaşıyor. Kaygı yaşaması da normal. Ne zaman bu bize problem çıkartıyor, patolojik oluyor? Aslında biz kaygıyı istemediğimiz zaman ya da kaygıdan kaçmaya başladığımız zaman ya da kaçmaya çalıştığı zaman insan patolojik olmaya başlıyor. Çünkü kaygı aslında ne iyi ne kötü bir şey. Kaygı olması gereken bir şey. Ama bunu insan kötü görmeye başladığında tabii kötü bir şeyden ne yapmak isteriz? Kurtulmak isteriz. Kötü görmeye başladığımızda ondan kurtulmak istiyoruz. Dış dünyada siz bir şeyi kötü görürseniz diyelim ki köpek size saldıracak. Ne yaparsınız köpekten? Kaçmayı kaçarız. Bu aslında işe yarar bir yöntem. İç dünyamızda da kaygı eğer kötü görmeye başlarsak ondan kaçmaya çalışırız. Ama iç dünyamızdaki duygulardan kaçamayız. Çünkü evet onu kötü bir şey olarak gördüğümüzde kurtulmaya çalıştığımızda kaçamayız. Şöyle bir örnek vereyim size. Diyelim ki kaygılanmayacağım deseniz ve böyle bir amacınız olsa ve size ben bir prop taksam işte kaygınızı ölçsem ve desem ki size şimdi kaygılanmayacaksınız. Eğer kaygılanırsanız çok büyük para kaybedeceksiniz. Kaygılanmamaya çalışırken ne olur sizce?
Kaygılanırız. Evet. İşte böyle bir kısır döngüye giriyoruz aslında. Yani kaygılanmamaya çalıştığımızda, onu kötü his görmeye başladığımızda, ondan tamamen kurtulmaya çalıştığımızda bunu patolojik hale getiriyoruz. Tabii bu özet olarak söylemek istiyorum. Yani bu kadar kolay anlaşılabilir bir ya da bu kadar basit şekilde değil ama çok özet bir şekilde söyleyecek olursam. Ben bir yerde şöyle bir şey okumuştum. Sence doğru mu? Hı-hı. Hani kaygıyı bana tarif edin, duyguyu bana tarif edin dediklerinde. Şimdi bulunduğunuz ortamda aklınıza kötü bir şey getirin. Ben mesela o zaman işte çocuklarıma bir şey olacak duygusu, işte kaçırılacak. Bu duygunun en yoğun olduğunu, en kötü şartlarda olduğunu ve bu durumda sizin çaresiz kaldığınızı ve bir şey yapamadığınızı ve bunun sonunda da işte belirsizlik olduğunu. Ben bunu mesela kafamda çocuğum kaçırılacak işte, ben onu bulamayacağım, arayacağım, edeceğim. O duyguyu yaşadığında, o duyguyu kafamda canlandırdığında işte o duygu senin kaygı olarak karşına çıkıyor dediler. Sen katılır mısın? Böyle tabii bir şey ki. Mi? Böyle bir his mi? Tabii ki. Çaresizlik. Duygular zaten tek kelimeyle ifade edilir. Kaygı, keyifsizlik, neşesizlik, umutsuzluk. Bunların hepsi birer duygu. Kaygı da aslında en temel duygulardan bir tanesi. Diğeri de keyifsizlik aslında, depresif duygu durum. Kaygı özet olarak gelecekte olması muhtemel ama olmasını istemediğimiz bir durumu, durumda oluşan duygu diye özetleyebiliriz. Kaygı gelecekle alakalıdır. Gelecekle. Evet. Keyifsizlikse, depresif duygu durumsa geçmişle alakalıdır. Yani pişmanlıklar, keşkeler, mutsuzluğa, gelecekte oluşabilecek tehlikelerse kaygıya götürür insanı. Hani özet olarak bu şekilde tanımlayabiliriz. Ama sizin söylediğiniz kaygı ise en büyük kaygılardan hani bir tanesi. Yani en fazla değer verdiğiniz şey, en fazla kaygılandığınız şey oluyor. Hani burada da aslında kaygılanıyorsak aslında bizim için değerli bir şey olduğunu da ortaya koyuyordur. Ki kaybetme önemsiz olsun. Evet. Yani kaygılanacak şeyim var. Ne kadar güzel. Demek ki hayatında önemli, değerli bir şey var. Ama bunu gerçekten kaygı sorunu yaşayan bir insana bu şekilde söylerseniz o kaygı bizim yaşadığımız normal kaygıdan çok çok yukarı seviyeye çıktığı için onu artık kaygı olarak da isimlendirmiyoruz artık. Çok büyük bir şey oluyor. Peki hocam siz hangi hastalarınızda hangi yaş aralığında daha çok rastlıyorsunuz? Kaygının bu patolojik hastalık haline dönmüş kısmı. Tamam. Kaygı daha çocuk doğduğu andan itibaren başlayan bir şey. Ama tabii bunun rahatsızlık olması belirli yaşlardan itibaren oluyor ama hani şu yaştan önce veya sonra demek çok olası değil. Ancak şunu biliyoruz ki yaş ilerledikçe kaygının bir rahatsızlık olarak ortaya çıkma olasılığı artıyor. Ve hani bir şey oluşturuyor yani ve artık oluştuktan sonra da kronik hale gelme ihtimali de artıyor. Yani şu yaşta kaygı bozukluğu olur, şu yaşta olmaz diye bir şey yok. Her yaşta çıkabiliyor. Evet, çıkabiliyor. Peki hocam hani kaygının hastalık olarak yakalanmış kişilerde ne gibi özellikler var? Aile özellikleri, toplumsal rolleri neler? Şimdi kaygı bozukluğuna bir kere biz hastalık demiyoruz hani ruhsal açıdan. Çünkü hepimizin karşılaşabileceği bir durum. Çok sık karşılaştığı bir durum aynı zamanda. Ona bir bozukluk diyoruz. Psikiyatrik hastalıklar farklı olarak tanımlanıyor. Araya girebilir miyim? Estağfurullah. Kaygı bozukluğu olan kişi, tamam, hepimizin kaygısı var, biraz önce bahsettik. Çocuklara bir şey olacak. Gün boyu yani bu kaygıyı mı yaşıyorlar? Yani işe gittiklerinde, aktivitelerde o zaman mı bir sorun oluyor? O zaman patolojik. Evet. Hani kaygı yaşarsın, aklına gelir ama bunun gün içinde, aylar içinde sürekliliği olan bir şey mi oluyor? O zaman mı kaygı bozukluğu oluyor, evet, diyeyim? Sen devam tabii et. Belli bir süre olması gerekiyor. Yani ben bir hafta bir kötü bir olay var diyelim ki. Yani diyelim ki bir sınav var. Ve bu sınava çalışıyorsunuz. Sizin için önemli. Kaygılandınız. Ve bu sınav sonrasında azalarak ortadan kayboldu kaygı. Buna bir kaygı bozukluğu denmez. Bunun için uzun bir süre bu hangi bozukluk olduğuna bağlı olarak değişiyor. Kaygı bozuklukları, çeşitli bozukluklar var ama uzun bir süre gerekiyor.
uzun bir süre hemen hemen günün tamamında devam etmesi ve bunun yanında eşlik eden bazı başka belirtilere de yol açması gerekiyor. Bunlar işte vücut semptomları olabilir, işte kaygının yanında çarpıntı olabilir, nefes darlığı olabilir. Buna benzer semptomlar olur. Ama en önemli şey burada şu, kişinin aile, meslek veya arkadaş çevresindeki gündelik hayatını bozması. Bizim açımızdan en özet olan şey bu. Bunu bozduktan sonra biz buna evet bozukluk diyoruz ve bunu düzeltmek istiyoruz. Nasıl bozuluyor peki hocam, hani örnek vermek gerekirse? Yani şimdi insan kaygılandığında biz karşılaştığımız durumlardaki olasılıkları sürekli olarak değerlendiririz insan olarak. Şimdi mesela ben bu programa çıktığımda bu programda ne olacağını tahmin ederim. Bu konuda düşünürüm. Derim ki ben bu programa çıkacağım, işte programda konuşacağım. Bazı hatalı şeyler söyleyebilirim vesaire vesaire. Şimdi kaygı bozukluğu oluştuğunda bizim gelecekle alakalı tahminlerimiz olumsuz ve tehlikeli olmaya doğru yönelmeye başlıyor. Buna yanlılık deniyor. Yani ben buraya geldiğimde kilitleneceğim, hiç konuşamayacağım, saçmalayacağım. Ve bu çok kötü şeyler doğuracak gibi şeyler düşünmeye ve tahmin etmeye başlıyorum. Evet. Ondan sonra da kendimi çok kötü hissediyorum. Vücut belirtileri oluşmaya başlıyor. Kaygılanmaya başlıyorum. Ve şimdi diyelim bu benim işimse ne olacak? Benim mesleki işlevselliğimi bozmaya başlayacak. Ben buraya geldiğimde. Sonra eve gittiğimde diyelim ki evliyim, eşimle bugün çok işte kötü geçti program. Kendimi çok kötü hissettim. Yarın tekrar şey olacak. Ondan sonra bu gerginlik yapabilir. Sonra eşinizle aranızdaki iletişim bozabilir. Çocuklarınızla iletişim bozabilir. Yani bu oluşan durum hayatınızda basamak basamak yayılmaya başlıyor. İşte bu da insan hayatını o zaman hocam çevremizdeki insanların da ailemizin, iş arkadaşlarımızın da hani davranışlarına dikkat etmesi gerekiyor bir yerde. Onlar nasıl davranmalı peki kaygı problemi yaşayan kişiye? Aslında davranışlara dikkat etme lafı biraz tehlikeli bir şey. Şimdi kaygı yaşayan kişinin bir kere yardım alması gerekiyor. Bütün dünyada da sorun olan bir şey. Ruhsal rahatsızlığı olan kişilerin çoğu profesyonellere başvurmuyor. Başvuranlar da, başvuranların çoğu da kendilerine önerilen şeyleri yapmıyor. Bu üçte birlerde, yani çok düşük olan oranlarda. Ve böyle bir şey olduğunda da siz eve gittiğinizde kaygınızı yanınızda taşıyorsunuz ve aile olarak da bu durumdan eğer bir kaygı bozukluğu varsa etkileniyorsunuz. İşin kötü tarafı da tedavi edilmeyen kaygı bozukluğu kronikleşme eğilimine ilerliyor. Yani tekrarlama riski artıyor, tekrarladığında tedaviye cevap verme sorunları ortaya çıkıyor. Yani çevresinde, ailesinde insanın ne yapacağından ziyade bu kaygı bozukluğu yaşayan kişinin yardım alması önemli. Ama aile ne yapabilir? Onu bu yardıma yönlendirme konusunda. Yani biz aileye işte şöyle bir söz vardır mesela. Bir yere gidersin bir hekime, ne yapacaksın? Ne der sana? Diyelim ki kaygılanmayacaksın. Ya da kafana takmayacaksın. Böyle bir şey olası mı? Tabii, demek ki olmuyor. Yani bunu dediğiniz anda aslında insanda kaygı yaratıyorsunuz. Neden? Çünkü bu kaygıyla insan illaki kaygılanacak. O kaygılandığında ne düşünecek? Eyvah, ben kaygılanmamam gerekiyordu. Şu anda kaygılanmaya başladım. Bunu kontrol etmeye çalışayım. Kontrol etmeye çalıştıkça daha da kaygılanacak ve bir kısır döngüye girecek. Hani o yüzden ailenin yapması gereken şey öncelikle bir profesyonele yönlendirme konusunda destek olmak. İkinci, beden sağlığı ile ruh sağlığı çok paralel. Burada da özellikle aktivitenin, yani spor aktivitelerinin beden sağlığına faydalı olduğu gibi ruhsal sağlığımıza da faydalı olduğunu biliyoruz. Mümkünse kişiyi aktiviteye yönlendirmek, ailenin yapabileceği. Ve diğer bir şey de sosyalleşmek, insanın ihtiyaç duyduğu bir şey. Mümkün mertebe onun sosyalleşmesini sağlamaya çalışmak. Ama temel yapacağı şey yardım almasını sağlamak olacaktır. Anladım hocam. Uyku düzeni etkiliyor mu peki? Çok etkiliyor. Uyku özellikle kaygı bozukluğu başlarsa da uyku bozuluyor.
Uyku bozuklukları da kaygı bozuklukları veya bütün ruhsal bozukluklar arasından risk yaratıyor. Nasıl bir şey öneriyorsunuz? Hani gece 11'de yat, sabah 8'de kalk gibi mi? Kesintisiz bir uyku mu? Uyku, kaliteli uyku ne demek sizce? Şimdi hastalarda. Uyku konusu çok önemli. Aslında her kez için bazı önerilerimiz var ama herkes buna uymak zorunda değil. Eğer uykumuz bozuksa bunlara daha dikkat etmemizi öneriyoruz. Öncelikle şu var, uykuya dalmadan önce televizyon, cep telefonu ve kitap okumak iyi bir şey değil. Kitap okumak da mı değil? Değil maalesef. Doğru bildiğimi yanlış. Evet, çünkü uyanıklık sistemini aktive ediyor. Şimdi bunu ben herkes bunu yap böyle yapsın diye anlatmıyorum. Özellikle sorunu yoksa bir kişinin nasıl devam ediyorsa öyle devam ediyor. Arada bir soru soracağım hemen çocuklarla ilgili bir şey. Çocuklara mesela yatmadan önce kitap okuyoruz. Bu da mı dediğin şimdi, şey geliyor? Şimdi şu, çocuk buna alışıyorsa, antiparantez, çocuk buna alışıyorsa, çocuğu buna alıştırıyorsak tabii ki de uzun vadede iyi bir şey olmayacaktır. Ama şu var, okuyan kişi kim? Anne. Okuyan kişi anne veyahut da baba. Şimdi sorun yaratan durum şu, bir şeye baktığınız zaman kitaba gözünüzle onu takip etmek için dikkate ihtiyacınız var. Bunu yapmaya çalışırken dikkat sisteminizi aktive ediyorsunuz. Sorun birinin kişiye kitap okuması değil. Kişinin kendi kitap okuması. Yani o biraz orada farklı. Çocuklara kitap okuması gerçekten çok güzel bir şey. Annenin sesiyle beraber ya da babanın sesiyle beraber. Şimdi bu. Yani burada uykuya dalmadan yarım saat, 45 dakika, 90 dakika diyenler de var. Bunlarla ilişkimizi kesmemiz lazım ki daha rahat uyuyalım. İkinci şey de özellikle çok yoğun yemek yemek uykudan önce uyku kalitesini bozuyor. Çok yoğun su içmek, fazla su içmek, gece idrar gelmesi nedeniyle uykuyu bozup tuvalete kalkma gereksinimini ortaya çıkartabiliyor. Bunlara da dikkat edilmesi öneriliyor. Uyku bir kere bir düzen işi. Düzeni bozduğunuz zaman onu düzeltmek çok zor oluyor. O yüzden önerdiğimiz şey özellikle yatış saatleriyle kalkış saatlerimizi benzer ve düzenli olacak şekilde ayarlamaya çalışmak. Örneğin hafta içi saat diyelim ki 7.30'da uyanıyoruz her gün. Sonra hafta sonu eğer 12'de uyanırsak bu sefer gece diyelim ki 7.30'da kalkmak için 12'de yatıyorsunuz. Hafta sonu 12'de kalkıyorsunuz. Sonra gece 12'de uyuyamıyorsunuz. Sonra ertesi sabah pazar günü oluyor. Pazar günü 12'de kalkıyorsunuz. Sonra gece yine uyuyamıyorsunuz. Bir düzen bozuluyor. Diyelim ki 3'te uyudunuz. Sonra pazartesi günü kaçta kalktınız? 7.30. 7.30'da. Pazartesi sendromunun en büyük sebeplerinden birini de anlamış olduk. O yüzden uyku bir düzen işi. Bir diğer şey ise gün içi şekerlemeler. Öğleden sonraları özellikle çok gün içi şekerleme önermiyoruz. Çünkü yine hani uyku düzen işi dedim ya, şimdi diyelim ki gece 12'de yattınız, sabah 7.30'da kalktınız. Sonra akşam 12'ye kadar 16.5 saatiniz var. Uykunuz geldi. Vücut bu saati ayarlıyor. Şimdi siz arada bir iki saat uyursanız ya da yarım saat, bir saat uyursanız özellikle akşama doğru. Bu sefer gece yatağa girdiğinizde uykunuz gelmeyecek veya kaliteli uyuyamayacaksınız. Öğleden sonraları özellikle akşam yatmaya yakın şekerleme yapılması da çok kötü. Bunu da önermiyoruz. Bir diğer şey de çay kahve özellikle. Kahvenin içindeki kafein 8 ila 12 saat kanda duruyor. Kahve içmek zararlı değil ama özellikle kahve içeceksek öğleden sonraları kahve içmemeye dikkat etmeyi öneriyoruz. Çay ise içinde tein diye bir madde var. Kafeine göre 2/5 oranında etkili. O yüzden daha az etkili ve yaklaşık 4 saat civarı kanda duruyor. Kahveyi de kara çayı da akşam üstünden sonra çok içmeyi önermiyoruz. Bunu da bilmiyordum. Evet. Ama yine şeyi söyleyeceğim. Bunlar uyku problemi olan insanlar için. Uyku problemi olmayan insanlar için bunları böyle bir hayatında bir uğraşmasına gerek yok. Uyku sorunu olanlar için ve özellikle bazı dönemlerde uyku sorunu yaşayabiliriz. O dönemler için bunları öneriyoruz.
Peki hocam şimdi uykusuzluk nasıl kaygıya dönüşebiliyor veya bu bozukluk, düzensizlik? Kaygıyı arttırıyor. Şimdi uyku ve uyanıklık sırasında salgılanan ve değişen hormonlarımız var. Yani belli saatlerde salgılanıyorlar, diğerleri belli saatlerde salgılanıyorlar. Örneğin kortizon sabah saatlerinde salgılanmaya, daha yüksek miktarda salgılanmaya başlıyor. Bu aslında problemlerle baş etmemiz konusunda bize yardım eden bir şey. Akşam mesela bir şey aklınıza geldi. Düşündüğünüz, durduğunuz, çözemezsiniz. Bir yatarsanız, sabah kalkarsanız olaylar daha size net gözükebilir. İşte problemle baş etme hormonumuz o saatlerde salgılanıyor. Şimdi öğlen 2'de kalkarsanız siz bunu aslında kaybediyorsunuz. O yüzdendir ki zaten insanları çalıştırmak için sabah 8.30'da, 8'de mesaimiz başlar. Çünkü en sorun çözme kapasitemizin yüksek olduğu zamanlardır. Bir de diğer bir şeyse bizim uykuya ihtiyacımız var. Yani belli bir zihnin bunu tam olarak mekanizmasını bilmiyoruz ama beynin hazır hale gelebilmesi için güne uykuya ihtiyacımız var. Örneğin bir gece size bir şey olsun ve sizi sürekli uyandırıp dursunlar. Sabah kalktığınızda gergin ve sinirli olmanız beklenir. Uykunuz da bozuk olursa sabah uyandığınızda gergin, tahammülsüz olmanız beklenir. Veya fazla uyursanız keyifsiz olmanız beklenir. Yani öğlen 12'de kalktınız, o gününüzün iyi geçme olasılığını düşürürsünüz. Yani uyku hayatımıza direkt etki yapıyor. Anladım hocam. O zaman şey diyebilir miyiz? Hayatımızı genel olarak planlı ve düzenli yaşamak, uykumuz dahil, kaygıyı azaltır. Şöyle diyebiliriz. Eğer kaygı bozukluğumuz varsa bu uykuyu bozacaktır. Eğer kaygı bozukluğu riskimiz varsa uykuyla alakalı olan sorunlar bu riski ortaya çıkartabilir. Yani dediğim gibi uyku herkeste sorun olabilecek bir alan olmak zorunda değil. Yani herkesin benim az önceki saydığım şeylere harfi harfine uyma zorunluluğu yok veya herkesin kaygı bozukluğuna yatkınlığı yok. Ama uyku tabii ki hepimizin hayatı için önemli. Evet hocam. Peki, buyurun hocam sizden. Uyku dışında bir şey soracaksan, yok hocam. Uykuyla ilgili bir şey mi soracaksın? Ben mesela dedik işte herkes kaygı yaşıyor normal. Peki ne zaman ya da kimlerde, hangi durumlarda bu bozukluğa dönüşüyor? Herkeste bozukluk olmuyor. Ne zaman dönüyor? Şimdi, ya da yatkınlık mı var kişilerde, bireylerde? Evet. Bunun ilişkisi ne? Şimdi öncelikle hepimizin bir genetik bir yapısı var. Daha doğuştan ortaya çıkıyor. Mesela kaygı bozukluklarının kadınlarda daha fazla görüldüğünü biliyoruz. Bunun sebebi şöyle açıklanıyor. Şimdi koruma görevi mesela eskiden tabii yani binlerce yıl önce erkeklerin avlanma görevi var. Ama bu avlanma bizim şu anki gibi değil. Gidiyorlar haftalar boyunca kaliteli et getirecek. Hani bu şöyle bir yanlış şey var. Kadınlar avlanmaz diye. Kadınlar da avlanıyorlar. Ama daha ufak hayvanlar mesela tavşan avlıyor vesaire ama yüksek protein, yağ içerikli avı erkek getirecek. Yani büyük bir hayvan avlayacak. Onun için de gidip gruplar halinde haftalarca dönmeyebiliyorlar. Şimdi erkekler yokken kabilenin en kıymetlilerine çocuklar. Onları kim koruyacak? Kadınlar. O yüzden tetikte olmaya genetik olarak daha yatkın olduğu düşünülüyor. İşte anne içgüdüsü vesaire. Bu yüzden de bazı kişilerin de grup içerisinde farklı özelliklerin ön planda olması lazım. O yüzden daha doğuştan mizaç olarak bazılarımız kaygılanmaya yatkın olur. Bakarız zaten aynı ortamda yaşayan 3 tane çocuk olsun diyelim ki aynı o 3 kardeş. 3'ü birbirinden farklıdır. Aynı ortamda yetişse bile 3'ü ikiz olması değil, tek yumurta olmayacak. Çift yumurta ikizi olsa bile aynı ortamda tamamen aynı şeylerle yetişseler bile biri daha kaygıya yatkın olabiliyor. Daha genetik olarak taşıdığımız bir şey var. Onun haricinde de onun üstüne de bir ailede yetiştiğimiz bir aile var. Şimdi diyelim ki anne kaygılı. Eğer böyle bir durum varsa model olarak çocuk sorunlarla karşılaştığında sorun çözmeyi nereden öğreniyor? Anne ve babadan. Anne sorunla karşılaştığında ne yapıyor? Kaygıyı
ve bununla başa çıkmalı. Onu ondan görüp öğreniyor. Bu da kaygılı bir yapı olma ihtimalini oluşturuyor. Üçüncü şey ise çevresel faktörler. Yani karşılaştığımız durumlar. Hani ne bileyim, kötü bir durumla karşılaşmış olabilir, saldırıya uğramış olabilir kişi, travma olabilir. Bu büyük travma olmak zorunda değil. Yani mesela iş ortamı, stresli bir iş ortamıyla karşılaşmış olabilir. Evlilik ortamında bazı şeylerle karşılaşmış olabilir. Çocuğu mesela sık hastalanıyor olabilir vesaire vesaire. Bu da üç temel şey var yani. Bir, doğduğumuz genetik, iki, yetiştiğimiz aile ve diğer çevre faktörleri. Üçü beraber kaygı bozukluğu oluşturup oluşturmamamıza belirliyor. Bu aile deyince ben biraz onun içine girmek istiyorum. Hı hı. Yani ileride kaygı problemleri olan çocuklar yetiştirmemiz için nelere dikkat edeceğiz? Hı hı. Yani biliyoruz ki, benim bildiğim kadarıyla, doğru mu sen söyle, aşırı korumacı olan, aman çocuğum işte dışarı çıkma bir şey olur, aman çocuğun üstünde giy bir şey olur. Böyle kaygılı ailelerin çocukları ileride kaygılı olabiliyor. Ya da tam tersi, hiç ilgilenmiyorsa, işte güven vermiyorsa, o da kaygı problemlerine yol açıyor diye biliyorum. Sen ne dersin? Evet. Nelere dikkat edelim? Şimdi örneğin bir kaygılı çocuk yetiştirmek için bir örnek söyleyeyim. Bununla çok sık karşılaşıyoruz. İki tane kardeş var. Kardeşlerden bir tanesi çocukluk döneminde bir hastalık geçiriyor. Ve doktor da diyor ki, bu çocuğa dikkat edeceksiniz diyor. Çocuk 3 yaşında bir hastalık geçirdi. Sonra da aile diyor ki, dışarı çıkacaklar diyelim ki. Diyor ki, ya kardeşin çıksın kızım, bak sen ne olur sana, sen şimdi çıkma. Şimdi ne mesaj veriyoruz çocuğa burada? Aile ne mesaj veriyor çocuğa? Sen nesin? Diğeri ne? Bak sen nesin? Zayıfsın. Koruyamazsın. Kendini koruyamazsın. Ve aynı zamanda ikinci bir mesaj daha vermiş oluyor. Ne mesaj? Dış dünya, bak dış dünya nasıl bir yer? Tehlikeli. Çok tehlikeli. Tehlikelerle dolu. Şimdi bu aşırı korumacı tutum kaygı bozukluğuna yol açabilir. Ama hani bunu daha çok biz bunu bireye göre şekillendiriyoruz. Yani benim bu anlattığım sadece bununla sınırlı değil. Sonsuz davranış ve tutum var ki bunlar kaygıya, çocukta kaygıyı tetikleyebilir. Veyahut da bunları yapsanız bile çocukta kaygı bozukluğu oluşmayabilir. Yani burada biz bireysel görüşme yapmamız gerekiyor. Yani aile ne yapıyor? Hani çocuğuyla davranışlarında, tutumda neler oluyor? Ve özellikle çocuk psikiyatrisi ve bu alanda ilgilenen ruh sağlığı çalışanları önerilerde bulunuyor tabii ki. Peki hocam, kaygı bozukluğu yaşayan birinin günlük hayatı nasıl gerçekleşiyor? Bir gününü nasıl geçiriyor? Hani hayatının her anında 24 saat boyunca kaygıyı gerçekten yaşıyor mu? Hayatının 24 saati boyunca yaşamak zorunda değil. Bu çok ağır kaygı bozukluklarında karşılaştığımız bir şey. Günün birçok anında, ama esas önemli olan şey hayatını az önce söylediğim alanlarda olumsuz yönde etkilemesi esas bizim açımızdan önemli olan şey. Yani kaygıyı kaç saat yaşadığı, böyle kronometreyle işte şu kadar yaşadı, şu kadar olmadığından ziyade bizim açımızdan hayatını ne kadar etkilediği önemli. Ama dediğim gibi bazı durumlarda günün tamamında insan kaygılanabiliyor. O çok ağır kaygı bozukluklarında ortaya çıkıyor. Peki hocam, kaygı farklı hastalıklar arasında neden olabiliyor mu? Hani ilişkili olduğu farklı hastalıklar var mı ruhsal açıdan, veya hani farklı hastalıklar da olabilir? Şimdi bu sorunun birinci basamağı olarak en çok kaygı yaşayanların şey yaptığı, ben acaba çıldırır mıyım, delirir miyim? Ya da şizofren olur muyum? Böyle bir şey söz konusu değil. Yani kaygı bir bozukluk, şizofreni bir hastalık. O yüzden bu tip bir bozukluk, hepimiz burada oturan üçümüz de bundan 2 yıl sonra şizofreni gelişir mi gelişmez mi, bunun garantisi yok. O toplumda görülme sıklığı %1'in biraz altındadır. Yaş ilerledikçe ortaya çıkma olasılığı azalır. Ama sizin bir kaygı bozukluğu geçirmiş olmanız şizofreni ya da ağır bir psikiyatrik hastalığa çevirme olasılığı olduğu anlamına gelmiyor. Olmadığı anlamına da gelmiyor. Kaygıda önemli olan şey, kaygı bozukluklarında eğer başladıklarında tedavi edilmezlerse kendileri kronik hal alabiliyorlar. En önemli şey
Bizim açımızdan bu. Yani vakti zamanında müdahale edemezsek, tedavisini uygun bir şekilde yapamazsak, ilerleyen zamanlarda kendiliğinden ortadan kaybolsa bile belirtiler, iyileşse bile tekrarlayabiliyor ve tekrarladığında bizim müdahalelerimize yanıt olasılığı azalabiliyor. Evet, yani erken müdahale gerekiyor, erken tedavi gerekiyor. Evet, hani burada da en önemli şey hani kaygı bozukluğu anlaşılamıyor. Yani diğer rahatsızlıklardan farkı, en büyük sıkıntısı bu. Ya zaten kaygılıydım, zaten şöyleydim. Biraz daha fazla son zamanlarda kaygılanıyorum şeklinde geçiştirilebiliyor. Bu bütün dünyada, hani ülkemizin sadece sorunu değil. Ve bu geçiştirme sonrasında belli bir zaman sonra kendiliğinden geçiyor. Geçiyor ama dediğim gibi eğer o yaşama süresini biz uzatırsak, bu sefer tekrarlama riskini ve tedavi edilebilecek, aslında çok zorlanılmayacak bir şeyi daha zor bir hale gelmesine neden olabiliyoruz. Evet. Peki hocam, kaygı geldiğinde biz kaygıdan nasıl kaçınabiliriz? Kaçınma yolları nelerdir? Hani orada da tekrar söyleyeceğim. Kaygıdan kaçmaya çalışmaktan ziyade onun hani hayatın bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama burada ayıracağımız bir şey var. Kaygı bozukluğu yaşayan insanların karşılaştığı kaygı böyle basit, bizim gün içerisinde karşılaştığımız kaygıdan fazladır. O artık bir ruhsal ızdıraba çevrilmiştir, dönüşmüştür. Bu nasıl ızdıraba çevrilir? İşte o kaygıyı yaşamamak isterken, kaçmak isterken yapılan davranışlarla bu hale geliyor. Bir ızdırap haline geliyor. İlk başta ancak dediğim gibi bu tutumları sergilersek belki engelleyebiliriz. Ancak belli bir seviyeye geldiği zaman artık bizim kendimize özel önerileri almamız gerekiyor. Yani hani ben buradan şöyle şunları yaparsak kaygı düzelir diye bir şey söylemek çok kolay değil. Ama az önce saydığım gibi özellikle herkes de ne fayda gösterir diyorsak, birincisi aktivite, yani spor. İkincisi sosyalleşme. Onun üçüncüsü de kişiye özel seçeneklerin sunulabilmesi için bir destek alması. Bu üç temel şey. O tedavilerden biraz bahsetsek. Hı-hı. Yani tamam. Medikal tedavi ya da terapiler hangi, hı-hı, noktada nasıl belirliyorsunuz? Kaygı, bütün psikiyatrik bozukluklar için değil ama kaygı bozuklukları için oldukça iyi tedavi seçenekleri var. Bu alan o yüzden çok şanslı bu açıdan. İlaç tedavileri de gerçekten çok başarılı. Psikoterapiler de gerçekten çok başarılı. Buradaki öncelikle kişiye bırakıyoruz seçimi. İlaç tedavileri daha hızlı etki gösteriyor. Psikoterapiler daha uzun vadeli ve kişinin daha fazla emek vermesini gerektiren. Bu sorunun kaynağına inmek, onu çözmek gibi. Ve yani çözerken bu ilacı verirsiniz, o kişi ilacı kullanır, sorumluluğu budur. Ama psikoterapide sadece sorumluluk bu kadar kalmıyor. Birlikte terapistle beraber alınması gereken bir yol olduğu için bu sorumluluğu alıp almayacağı konuşuluyor. Ve burada öncelikle kişinin tercihi tabii en önemlisi. Kişi ben ilaçla tedavi almak istiyorum da diyebilir. Önce bu seçiliyor. Yani terapi mi alacak yoksa ilaç mı? Bazen ikisi beraber de olabilir. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Ama dediğim gibi yani bu alanda hem ilaçlar etkili, hem psikoterapiler etkili. 3 aşağı 5 yukarı düzgün bir psikoterapi alırsanız da ilaçla aynı güçte etkili. Ama dediğim gibi ilaçlar daha hızlı etkili avantajı, psikoterapilerin avantajı ise daha uzun vadeli tekrarlar konusunda daha avantaj sağlıyor. Peki ilaç konusunda şöyle bir sorun var. Hasta medikal tedaviye aldı. Hı hı. İlaç alırken, tedavisini alırken, hı hı, rahat. Bunu, hı hı, ne kadar süre? Hani, hı hı, ben biliyorum ki, hı hı, yıllarca sen daha, hı hı, iyi bilirsin. Depresyon ilaçları, kaygı, hı hı, ilaçları kullanıp, hı hı, ne kadar süre kullanılacak? Hı hı. Ömür boyu mu kullanılacak, hı hı, bunlar? İşte orada bizim açımızdan en büyük, en önemli şey devreye giriyor. Dedim ya, birçok kişi gelmiyor. Gelenlere de biz diyoruz ki yani bunu belli bir süre kullanmamız lazım. Şimdi biz ilacı verdiğimiz zaman çoğu kimse rahatlıyor. İkinci aydan sonra da ilacı kesiyor. Şimdi ilaçların iki etkisi var. Birinci etkisi insanı gerçekten o sıkıntılarını ortadan kaldırıyor. Ancak ikinci etkisi olan tedavi edici etkisinin oluşabilmesi için belli bir süre kullanmamız gerekiyor.
Birinci ataksa bu. 8 ay ila 1 yıl kadar kullanmamız gerekiyor. Biz birçok kişiye bunu söylüyoruz ama insanlar diyor ki ya ben iyileştim nasıl olsa diyor. Sonra 4. ayda bırakıyor ilacı. İyi mi? İyi. Tamam. Ama tam olarak tedavi gerçekleşmedi. Yani ilacın sadece bir etkisini gördü. Hayatını o dönem için düzenledi, toparladı. Ancak gerçek etkisinin oluşabilmesi için bizde belli bir süre kullanmamız gerekiyor. Ondan sonra bize tekrar geliyorlar 2 sene sonra diyelim ki. Belli bir süre dediğin en az bir sene gibi algıladım. Şimdi bu kişiden kişiye değişiyor. Yani çok net değil ama genellikle 8 ay ile 1 yıl arası ilk atak için söylüyorum. Ama bu atak daha şiddetli, daha az olabilir. Ona göre kararımızı kişiye göre veriyoruz. Ondan sonra düzgün kullanılmayan veya şöyle şeyler görebiliyoruz. İşte diyor ki benim akrabam, bu ilaç bana çok iyi geldi diyor. Al sen bunu diyor. Gerçekten kullanıyor. Belli bir miktar fayda görüyor ama belli bir miktar. Çünkü dozunu biz ayarlayamadık. Bu yarım yamalak iyileşme, belli bir miktar iyileşme de ileride tekrarların en büyük şeyi. Bu özellikle bu iki şey olduğu zaman hani senin söylediğin uzun vade sıkıntılar oluşabiliyor. Yani biz çoğu zaman anksiyete bozukluklarını tedavi etmekte zorlanmazken bize geç gelen hastalarda yani artık üçüncü hata olmuş veyahut da dediğim gibi ilacı önerilmiş düzgün kullanmamış, başlamış kesmiş veyahut da doğru tedavi almamış. Bu üç durumda daha uzun süreli ilaçları, daha yüksek doz ilaçları kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Medikal tedavi aldığı halde ara ara atakları olan kişilerde o zaman tedavide bir farklılık düşünür müsünüz? Tabii ki. Medikal tedavi aldığı halde atağı oluyorsa demek ki tedavide bir değiştirmemiz gereken bir şey var. Yani bir ara bir kontrolümüz mutlaka tabii, gerekiyor. Tabii. Hani biz zaten İlaç onları öneriyoruz. Bir diğer bir sıkıntı da kontrollere gelme konusunda. Yani veriyoruz. Mesela diyoruz ki bir ay sonra kontrol geliyor, bir sene sonra ben hala kullanıyorum ama işte o düzeni sağlayamıyoruz o zaman. Her şeyde olduğu gibi bunda da evet. Kontrol önemli. Ben daha basit bir soru sorabilir miyim hocam? Bir tabii. Öğrenci olarak bütün öğrencilerin de yaşadığı sınav kaygısıyla nasıl mücadele edilir hocam? Şimdi sınav kaygısıyla mücadele konusunda öncelikle aslında ailelere çok önemli bir yük, iş düşüyor. Çağımız aslında hedef odaklı olarak yetiştirmeye yönelik. Hepimiz ona göre yetişmeye çalışıyoruz. Bu arada ne kadar süremiz kaldı? Var mı? Ha, tamam. O zaman rahat rahat ben konuşayım. Tabii hocam. Tamam. Hedef odaklı yetiştiriyoruz. Yani hayat sürekli olarak bir hedef peşinde koşmakla geçiyor ve çocuklar için de bu böyle. Şimdi siz bir hedefe odaklı çalıştığınız zaman sınav tek bir şey. Evet. 1,5-2 saatlik bir zaman. Ne düşünüyorsunuz? Hedefim bu. Ondan sonra gelen şey ise ya bu olmazsa, ya başaramazsa. Şimdi deneme sınavına giriyor çocuk. Deneme sınavında bakıyor, yine hedef odaklı düşünüyor. Ne almış mesela? 100 üzerinden 50 almış. Eyvah diyor. Tekrar giriyor, 100 üzerinden 65. Olmuyor. Şimdi hedef odaklı bakmaktansa aileler de bunu pekiştiriyorlar. Nasıl pekiştiriyor? Mesela diyor ki bu deneme sınavından kaç aldın diyor. 70 aldın. Şu kişi kaç aldı? Şu arkadaşın 80. Neden böyle? Bakın şimdi çocuğu hedefe odakladınız ve sıkıntısını, gerginliğini arttırmaya başladınız. Biz ise süreç veya değerler odaklı olmasını öneriyoruz. Yani çocuk diyelim ki ne kadar çalıştı? Sınavı var. 2 hafta bir süresi var. Elinden geldiği kadar çalıştı mı? Diyelim ki elinden geldiği kadar çalışmadı ve deneme sınavında yüksek aldı. Ne söyleyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki bak sen iyi bir şekilde kendini vererek çalışmadın. Bu sınavda yüksek almış olabilirsin ama hayatın içinde birçok sınavla karşılaşacaksın. Ve şu anda olsa bile bundan sonrakilerde problem yaşarsın. Önemli olan çalışmak. Burada aldığın not değil. Tabii ki bu cümle olarak değil ama sadece mesajlarımızla bunu vermemiz gerekiyor. Ha, sınava çalışmadı. Başarısız oldu o zaman. Başarısız oldu. O zaman da notunu yine önemsemeden. Bak çalışmadın. Bu sınavda iyi veya kötü alman önemli değil. Çalışmadın. Sen emeğini vermedin. Bu süreci iyi yönetemedin. Böyle olursa hani hayat içerisinde şey olur. Veyahut da tam tersi. Güzel çalıştı çocuk ve sınavdan düşük aldı. Hiç önemli değil.
Bu sınavdan ne aldığın hiç önemli değil. Yapman gerekeni yaptın. Sen yapman gerekeni yaptın. Hayatın içerisinde bunda olmaz. Bir dahaki ne olur? Diğerinde olur. Sen yapman gerekeni yaptıkça, sen kararlı oldukça, sen kendi hayatına bu adanmış şekilde devam ettikçe başarıya ulaşırsın. Bunun hiç önemi yok. Bakın burada ne polyanlacılık yaptık. Yani hani bazı şey şöyle mesajlar görüyorum. Yani çocuğun şeyini siz rahat bırakacaksınız, umursamayacaksınız. Yani bu da doğru değil. Değil mi? Ama sıkacaksınız, şöyle yapacaksınız, o da ikisinin arasında. Ve sonuç değil, sürece odaklı bir şekilde yaklaşmayı öneriyoruz ki çocukların kaygısı oluşmamaya başlasın. Kişilere ne öneride bulunabiliriz? Kişisel bir öneride. Sınava girerken, diyelim ki üniversite sınavına girecek. Üniversite sınavı da yaklaşıyor. Üniversite sınavına girecek bir çocuğun sınava girerken şunu bilmesi gerekiyor. Kaygı oluşacak. Son gece çocukların böyle yüksek beklentileri oluyor. Muhteşem bir uyku çekeceğim. Harika bir kahvaltı yapacağım. Yolda hiç sorun olmadan, hiçbir tartışma olmadan sınava gireceğim. Ve şey, bakın bu, biz buna şöyle diyoruz. Bunlar ölü insanın dilekleri. Yani ne demek? Hani her şey muhteşem olacak, hiç kaygılanmayacağım. Böyle bir olasılık yok. En baştan onu bilecek. Uykuya daldığı zaman belki de uyuyamayacak. Güzel uyuyamayacak. Ama sabah olduğu için sınav, daha önceki almış olduğu uykular ona bir gün yeter. Bu sorun değil. Sınava girdiği zaman da sınavın başında kaygılanacak. Ve bu kaygı yüksek seviyede olacak. Soruları, bu da normal. Bunu da bilmesi lazım. Buna hazırlıklı olması lazım. Zaten bunun için hazırlık da deneme sınavları. Bu arada deneme sınavlarında öyle yapması lazım. Ve şöyle beklentiler oluyor. Hiç gürültü çıkmasın sınıfta. Bu da çıkacak. Bunu da bilmesi lazım. Ki buna da hazırlık yine deneme sınavlarında olacak. Ve ondan sonra diyeceğiz ki bu sistem çalışır. Sonra yavaş yavaş birdenbire değil ama yani ortalama 12 dakika oluyor ama kişiden kişiye çok değişiyor. Azalacak. Sınav soruları sen çözdükçe. Sonra ama 3 tane, 2 tane soruyu üst üste yapamıyormuş gibi hissedeceksin. Sonra tekrar çıkacak. Bak bunların hepsine hazırlıklı ol. Diyoruz. Hani bu şekilde onlara da yardımcı olmaya çalışabiliriz. Ama burada önemli olan şey yine bireysellik oluyor. Yani hepimizin yani birbirimizden tamamen farklı birer ansiklopediyiz. O ansiklopedinin içinde nerede sorun var onu bireysel olarak bulup da yardımcı olmak da farklı bir boyutu tabii ki. Evet hocam, teşekkür ederim ben öğrenci olarak cevabınız için. Yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz hocam, sizden bir son sözlerinizi alalım. Son sözleri alalım deyince ben kaygılanmaya başladım şimdi. yani son söz olarak çok sık karşılaşılan bu problem, hani benim önerim bunun bir kere insanın bir zayıflığı, eksikliği gibi görmemesi, düzelebilecek bu durumu vakti zamanında düzeltmek için gerekli girişimlerde bulunmaktan kaçınmaması ve hani bir şeyi de konuşmayı unuttuk, ilaçlar konusunda özellikle bağımlılık yapma diye bir endişe oluyor. İlaçlar doktor önerisiyle düzgün bir şekilde, bizim önerdiğimiz şekilde kullanılırsa bağımlılık yapılması beklediğimiz şeyler değil. Başkalarından değil ama gidip hekiminize danışarak, endişeleriniz varsa ona sorarak, yani bu, ben şöyle bir şeyden endişeleniyorum, yani çok uyku yapması endişeleniyorum, kilo aldırması endişeleniyorum. Bunları söyleyin ki biz de ilaçları ona göre seçebiliriz. Artık çok fazla seçeneğimiz var. Sunularak bu yola girilmesi benim temel önerim. Teşekkür ederiz hocam. Çağdaş, teşekkür ediyoruz. Bizleri aydınlattın. Güncel, yaygın bir konu ve devam edecek de bir problem herhalde bu kaygı konuları. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, sayın seyirciler, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya salı saat 17.30'da sizleri tekrar ekran başında görmek istiyoruz. Esenlikle kalın, sevgilerimizle.